Yok abi. Demek ki şimdiye kadar az görmüşler. Tamam. Demek ki şimdiye kadar az görmüşler. Katları çoğu doğru. Hocam, yanlış da olabilir. Hocam bir şey söyle. Bakacağız soralım. zaten. Seri, Seri ile beraber sahanın en iyisi bana göre Ali Palabik. doğru mu? Tabii ya. İyi maç. Seri abi. ve Ali Palabik sahanın en iyisi bugün. Bak ya. Hakem hata yapar. Hakemin hatasına hiçbir şey demiyorum. Ama ben hakemi buradan görüp de ben hakeme güvenmiyorsam bu televizyon. Hangi takım olursa olsun. Ben güvenmiyorsam topçu zaten güvenmiyor. Ya bunu halledemedim. Hadi hep hakem konuşuyoruz. İşte dün hakem sarı kart. İşte Emre olayı. Daha hala bir cevap ver. Daha hala komiteden ve federasyonda kardeşim Emre hakeme konuşmadı yok. Adam diyor ki ben diyor söyledim. Nereye söyledin abi? Milleti niye yalan şey yapıyorsun? Yalan yanlış işlerle yanlış yönlendiriyorsunuz. Ya, ya da ya da meyakede onu açıklasın. Hayır Hiç akşam dinlemesi dinledim hocam. Görüntüyü ben seyrettim tekrar. Bunu Emre Bol da dile getirdi Allah'a var. Dedi ki adam yalvarıyor ya hoca abi, söylesene kaptan diyor ya ben bir şey yapmadım diye söylesene diyor ya. Ondan bahsetmiyorum abi. Gökhan Döre, Döre diyor abi yani abi söylesene bahsetmiyorum. diyor. Bitiş'e yakın evet, haber geldi diyorum ya. Diyorum ki diyorum Aha. ki. Söylemedi o da. Emre hakeme gidip abi o bana bir şey yapmadı. Kartlık pozisyon değil dese hakem göz önüne alır. Emre bütün bu ana kadar yaptıklarının hepsini silerdi. Türk futbolunda bütün yaptıklarını bir hareketten silerdi. Dünkü maçı alsan ne olur, almasan ne olur Emre? Bir pozisyonla yırtacaktın ya. Bir pozisyonla bütün geçmişini temizleyecekti. Hayatta son intibalar hocam bütün ilk intibaları yıkarmış. Bütün geçmişini temizleyecekti. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Bütün geçmişi bir maçta temizleyecekti. Onu bile düşünemiyor. Şimdi ben Fenerlerle konuşuyorum. Ya bu adam bir hafta evvel hakemi kenarda dururken atıldı. Burada bunu yapıyor. E bu adam nasıl bizim takımın başına getirilip yönetici, antrenör bilmem idareci olacak ya diyorlar. Bak şimdi şimdiden diyorlar. E sen bunu bu tarz yaparsan ağlan ah lan lan bir defa kamuoyunun güvenini nereye getiriyorsun? Yazık değil mi o topçuya? Yazık değil mi o takıma? O takım nasıl gidiyor abi? O takımın şu anda Malatya'nın deplasmana gidecek parası yok beyler. Şu anda belediye başkanı yardım etmese Malatya deplasmana gidemiyor. Malatya'da bazı topçular var. Neler söylüyorlar? Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Malatya ne şartlarda biliyor musunuz kardeşim? Bir fuma gidiyor. O takımı o hale size. sokuyorsunuz. Biliyor musunuz Malatya hangi şartlarda şu anda? He? Allah çarpar dediğim o hocam benim. Allah çarpar. O son Malatya konuyu konuyu da, olayında Allah madem çarpar. Malatya'nın durumunu inledim. bir bilseniz. Futbolcuların konuştuğunu. Bazı futbolcular gitmek istemiyorlar. Seyahatlere. Hocam başkanın da hatası topçulara, var. Topçulara, topçulara. Şu anda başkan başkan iki ayağı bir neden bahsediyorsunuz? E tamam başkan da yani o yok. deprem olayını da Belediye başkanı olmasa yürümeyecek yürü. şu anda işler. Neden bahsediyorsunuz? Başkan başkan yok. Hatta vali benim ağzımı hocam, Hocam vali bile, şey vali bile yani takıma kulübe evet. yani sahip çıkmış durumda vali de. Belediye, Belediye başkanı, zaten vali de. Evet. Yani ya. bıraksınlar bu işleri. Neyse biz biz gelelim bu maça. Bu maça gelelim bu maçın özelinde konuşalım. Abicim çok Öncelikle. enteresan maç oldu. Ben Galatasaray'ın bu tarz Hadi ilk başta oynadı. Ulan 60'ta 65'te 70'te düşer diye bekliyordum. Başakşehir düşmediği çıktı, gibi direnç gösterdi ve Başakşehir'i zor anlar yaşattı. Vitesle de yükseltti. Bu kadar yani. yani demek ki büyük takım böyle oluyor abi. Yani büyük takımda ben onu derim. Büyük takımların ama bu Galatasaray'da var mesela Beşiktaş şimdi onu ağırlığını koyuyor mesela. Fener'de o yok ama bak Galatasaray şu anda bir ağırlığını koydu mesela maça Beşiktaş şu anda bir bir şeyler yapıyor maça koyuyor büyük takım olayında mesela Başakşehir'de bugün büyük takım olayı yoktu acaba bak, e, bu farklı ben lider abi, ama büyük takım olayı yoktu böyle bir ağırlıklı büyük takım olayı yoktu son yıllarda hep şampiyonluk kovaladı ama son haftalarda hep sıkıntılar yaşadı ya Başakşehir yine o baskıyı hissetmeye başladı oyununa etkiliyor mu bu acaba ya hocam ne Ama baskısı. artık bir yerde de evet. deneyim kazanmak Ne baskısı gerek. ya? Piyasada ne Fener var, ne Galatasaray var, ne Beşiktaş var. Ne baskısı ya? Bir tek Trabzon var. Onu da zaten badem yapıyorlar. Şorlot dağıtıyorlar, Bakaymey dağıtıyorlar filan. Onda badem yok. Başka kim var abi piyasada? Hocam baskı derken şampiyon olma baskısını Ender oluyor. söylüyor. Takım baskısı mental değil. Baskı, mental yani baskı. Yani takım baskısı değil hocam. Olmaz. Öyle Kendi... ya? Karşında büyük takım şey yok. Bir tek Trabzon var oynayan. Trabzon'da ne hale soktular yazık. Yok o bakan onun tanıdığı, o bakan deyip kuşa bak diyorlar, aşağıdan götürüyorlar abi, ayıptır. Ya görüyoruz, oynanan orta oyunu görüyoruz. Ya hocam bu yayınları yapmazmasaydı, bunlar söylemeseydi, biz bu durumları tespit etmeseydik. Bugün dedi ki maçın hakem başkası olacaktı. Yine badem olacaktı Galatasaray takımı. İstedikleri kadar. Yapma gözünü Hobbit, seveyim ya. Sen ne söylüyorsun lan tabii vermeyince. Bu maçına ya Hüseyin Göce, Ankara Göce maçı, Kaşa maçı Allah Allah aşkına. Biri düşüyor, biri gidiyor. Bak biri düşüyor biri gidiyor. Dün gördünüz Trabzon Ankara gücü maçını. Nasıl Ankara gücü çatır çutur. Onun için o maçta gitti bir vefa borcu vardı şey, şey Halis Özkaya'ya. Fakat çok cingar çıkınca mecbur oldular düzgün hakem vermeye al işte sana. Ya bu maç kime yaradı biliyor musun esasen? Trabzon Spor'a yaradı. Üçüncü takıma. Bak Başakşehir çok büyük fırsat etti. Galatasaray son haftalara oynadığı oyunla girilirken güven verdi. Trabzonspor için bu maç moral motivasyon maçı oldu. Ama aslında ya Ankara Gücü'nü yenmiş olsaydı bak şimdi olmuş ya olmamış o. Doğru söylüyorsun. Ama olmuş üzerine bitmiş o dün. Ender şimdi üzerine konuşuyoruz. Moral motivasyon topar toparlanma açısından ve tekrar ya işte Başakşehir yenseydi farklı şeyler konuşurduk. Değil mi? 4 puan önde olurdu. Ya tabii. Trabzonspor Koca, takım bile o zaman bile, iş bitmişti dedi tabii işte. Tabii Trabzon 4 puan olsaydı fark. Bu Sana yani... bir şey söyleyeyim mi? Trabzonsporlular dün gece Maç bittiğinde şampiyonluk bitti demişlerdi. Şimdi açık ama Şimdi bu sonuç bak ne Başakşehir ne, ne, Başak ne Galatasaray bu sonuç bir kere Trabzonspor'a erdi. Tekrar yarışın içine direkt girdi ve de... E, şu ana kadar kaç maç oynandı arkadaşlar? 3 maç. Yok yok. Ligde kaç maç oynadı şu ana kadar? 29. Maçı 29. 20, 60. 60. 60. hafta, bitirdi. Arkadaşlardan bir rica yani ediyoruz. 29 başta 28 başta Başakşehir kaç çıkartıyormuş Sarıbek Kırmızı? Hemen e, merkeze söyleyelim arkadaşlar. Bu maç hariç bu maç hariç bu maçtan önce bu maçtan önce tam tam kaç kardeşim? buraya kadar 28 maçta kaç ben sayı, Kaç kırmızı? Merak ediyorum. Sevgili Berkay ve Eyüp hemen bir bakacaklar listeye. Işte, ben merak ediyorum. Bir de, de tamamen meraktan tabii, soruyorum. Bir de Galatasaray takımı yani çok enteresan. Galatasaray takımda bugün bir tane kötü mücadele eden, kötü koşan oyuncular Rakibine mı de yoktu? Giren bakın Girencak'ıyla yani rakibi de bakın, rakibi de bakın aklında şey kalmasın. Hocam senin evet. bir sözün var hatırlatayım. Hep dersin ya yani, bir takım kötü oynar ama kötü koşamaz diye. Tabii. Galatasaray'da evet. gireniyle çıkanı çok iyi oynadı. Neyi beğeniyorum bir de ben... musunuz Galatasaray'da? Donk tanın e bayılıyorum hocam. ya. Hocam ben bir de Adam... Kire... Çıkıyor abi ve bu dongu hocam. Fatih Hoca oynatmadı yedek oynattı bilmem ne ya koy. Lines. Hocam bi... hocam Kansaydın Lines ama de. birine hocam e, gol yedikten sonra ikinci zaten Galatasaray 45 dakika ve ikinci yarının başında birazcık o Dembaba'ya girince Robinho çıkınca çift santrafor oynaya başladı Kravelli ile. Ön alan baskısı yaptı. Burada bir 10-15 dakika Başakşehir oynadı. Onun haricinde bütün maçın genelinde Galatasaray oyunu kontrol etti. Biraz daha final paslarına dikkat etseydi, son vuruş becerisi gösterseydi Galatasaray takım bugün galip de gelirdi. Yani Başakşehir'den daha fazla gol üretti, daha fazla istedi. Daha fazla sağ içinde takım gibi hareket eden Başakşehir değildi. Bu kadar eksine olmasına rağmen Galatasaray'dı. Ben bir de Emin Bayram'ı çok beğendim. Erman Hoca'nın Donku beğendi. Doğru bir iyi oynadı. Emin Bayram ikinci yarının başında gol yedikten sonra Galatasaray 52. dakika Lemina'nın yerine girdi. Levent abi de çok güzel onunla ilgili ifade etti. Sıfır hatayla oynadı. Ayağı da çok iyi. Daha önceki programlarda hatırlarsın söylemiştim Ender. Bana göre Ozan Kabak da tabii büyük değer. Ozan Kabak'tan daha iyi oyuncu. Yani evet. seyrettim Oo, bak bak ya. bak. Ayak bak Galatasaray evet. e, alt yapısında altyapısında da seyrettim. Genç milli takımlarda da seyrettim. Ayakları çok iyi. Çok iyi pozisyon bilgisi o yaşta 17 yaşında. Girdikten sonra dikkat et sıfır hatayla oynadı. Sıfır hatayla oynadı Emin Bayram. Ve böyle zorluk bak, derecesi böyle, Böyle tabii final eşik maçı. Bir de 1-0 gerideyken Galatasaray takımı öne çıkmış. Geniş alanda Donk'la beraber yakalandılar. Yeri geldiğinde derinle savunmayı derinle hmm. daha derinlik verder Kaleye yakın kurdular orada da Emin Bayram hamle hamle zamanlamasında hata yapmadı. Bu anlamda Galatasaray çok önemli bir stoper de Hocam yani geldiğini söyleyebiliriz. Devam edeceğim sizinle. Ali Palabıyık bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple Alışmışlar. oynarken bu bak, kadar ucuz bak kartlar istemediğimizden Hayır, gösterilmemeli alışmışlar diyor, daha önce yok standart, şimdi standartı uyguladık kartlar ne oldu tabii. oyunculara? Dedi ki ya işte e, bu Trabzon'a böyle, Galatasaray'a böyle, Fener'e böyle, Beşiktaş'a böyleydi bütün sezon dört turada. Şimdi onlara ne oldu? Şey normal maç tabii hocam, normal maç yönetince ender. Dedi ki ya alışmış ya oyuncular böyle şey alışmış ki şaşırdı, vuruyorlar, basıyorlar kart yok devam. Yani hakem normalini çaldı. Ya bugün hakeme bir şey söylüyormuş. Hiç. Söylüyorum ki zor maç ha. Evet. Çok zor maç. Tabii ki. Çok Hakem için. Çok zor maç. Hakem için niye? Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti, düzgün davrandı. Kimseyden öyle muhabbete girmedi. Hocam vücut dil değdi değil gösterdi. mi? Bilmem ne. Adam adam gibi maç yönetti. Tabii yani, bir şey diyor muyuz? Hocam ilk yarıda Helal hocam olsun.